Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tüm Kanal 7 camiasına, Muhsin Bey'e ve değerli hocama selamlar, saygılar. Aleykümselam. Benim iki sorum olacaktı. Birinci sorum, tuvalete ve banyoya girdiğimizde yapmamız ve yapmamamız gereken şeyler ve Efendimizin bunlarla ilgili sünnetlerini merak ediyorum. İkinci sorum da, akvaryum besliyorum. Oğlum çok seviyor. Ara sıra balıklar ölüyor istemeden de. Bunları gömerken neler yapmam gerekiyor? Evcil hayvan besleyip de böyle kaybedenlere neler önerirsiniz? Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Biz teşekkür ediyoruz. İki sorusu var izleyicimizin. Evet efendim. Yani gusül alırken ön veya arka tarafımız kıbleye gelmez. Şayet örtülü ise bir sakıncası da olmaz. Suyun ulaşmasına mani olacak şeyleri gidermeliyim. Çok sıkı bir yüzük var. Onu oynatmalıyım veya bir şey yapıştırılmışsa onu kaldırmalıyım. Hocam yani, banyoya, tuvalete girerken evet. Dikkat etmemiz gerekenler neler? Sol ayağımla giriyorum. Çıkarken sağ ayağımla çıkıyorum. Orada dua okumuyorum. Tuvalette ya da banyoda dua okumuyoruz. Gereksizse, yani bir zaruret varsa konuşurum. Yoksa konuşma da olmamalıdır. Dua da okumamalıyım. Hocam şarkı söylemek, türkü söylemek bunu yaparlar. Genelde yabancı filmlerde de vardır. Evet, banyoda değil. Şarkı söylenir, ıslık çalınır, türkü söylenir. Bunlar da uygun değil diyorsunuz evet, yani. Doğru efendim. Mecburi kalmadıkça da konuşmamak lazım. İkinci sorusu da bu balıklar ya da ölen hayvanlarla ilgili bir ritüel var mıdır? Onlar için illa şu şekilde defnedilecek diye bir şey yok. Çevreyi kirletmeyecek şekilde bir yere bırakırız yani. Evet. Hayırlı cumalar hocam. Benim size şöyle bir sorum olacaktı. Ben evliyim. Ben bekarken Şafii mezhebindeydim. Evlendiğim zaman eşim Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebine geçtim. Bunun için bir şey yapmam gerekiyor mu? Bazen kafamı karıştırıyor. Acaba hani oruç mu tutmam lazım? Bir şey mi yapmam lazım? Durduk yere bu mezhepten bu mezhebe geçtim. Hani bunların şartlarını yerine getiriyorum. O şekilde namazlarımı kılıyorum hocam. Bir sıkıntı var mı? Soruma cevap verirseniz çok sevinirim. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar hocam. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bir mezhebin meselelerini sağlıklı bilemiyoruz. Şimdi bu sefer hanım bir mezhepte, erkek bir mezhepte olunca iki mezhebin meselelerini iyice bilmemiz gerekecek. İşi kolaylaştıralım diye, şu mezhepte olalım diye düşünebilirler ve bunun için de herhangi bir merasim, herhangi bir şu işi de yapmak gerekir madem mezhebi değiştirdiniz, şu lazım diye bir şey yoktur. Ama bu bir ihtiyaçtır. Yani karı koca bir arada yaşayacağına göre daha kolay olsun, meseleyi daha kulluk görevimizi daha iyi yapabilelim düşüncesiyle biri diğerinin mezhebine geçebilir. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.